Selam her şeyin bir ailesi. Ben Baran Sönmez. Mikrofon diğer Range var. Sizler için Fantazi NBA üstüne kazandıran hamleler üstüne bir bölüm çekmeye karar verdik. Geçen hafta hatırlarsanız pazar keyfinde biraz fantazi köşesi yapmıştık. Onun ardından sizden çok büyük bir geri dönüş geldi. Biraz daha fantazi basketbolun içine girelim, hamlelere bakalım. Benim takımım için neler yapabiliriz tarzında. O yüzden bugün sizlere özel, önemli bir fantazi bölümü sunacağız. Bu bölümde sizler için kesinlikle takımınıza eklemeniz gereken isimlerden bahsedeceğiz. Takımınıza eklerse büyük katkı yapabilecek isimlerden bahsedeceğiz. Haftanın kumarına bakacağız ve vedalaşmanız gereken isimlerden bahsedeceğiz. Aynen öyle. Yani biraz daha piyasada olan fantezi bölümlerinin dışında bir bölüm çekmek istedik. Çünkü hani kendi ligimizden bahsedebildik uzun uzun bir bölüm üzerine çekebildik. Fakat hani biraz daha size yardımcı olmak için, hani size kazandırmak için, sizin kendi liginizi domine etmeniz için Yardımcı olmaya çalışacağız. Bunda tabii sonunda da ufak ufak sürprizler, bölümler de koyduk biraz daha renk katmak için. Ufak bir kendi bölümümüze kendi ligimize baktığınız bölüm de olacak. Çünkü onu da merak ettiğinizi biliyoruz. Dert hattı diye bir bölüm açacağız. Dert hattında her hafta ligden yeni bir takım yöneticisini ağırlayacağız. Ve kendi takım yöneticileri kendi takımları, kendi durumları hakkında ağlayacaklar biraz bize. Onun dışında sonunda da Fantezi Doktoru diye bir bölümümüz var. Fantezi Doktoru bölümünde de sizin takımlarınıza ne yapmanız gerektiğine dair konuştuğumuz bir bölüm olacak. Reçeteleri Fanta keseceğiz. Aynen, reçeteleri keseceğiz. <laughs> Fantasy Doktor bölümüne katılmanız için yapmanız gereken çok basit aslında. Bu videonun altına yorum olarak takımınızı bırakabilirsiniz ya da Twitter üzerinden bana ya da @rangecorza ya da bana 90a Twitter üzerinden takımlarınızın screenshot'larını atabilirsiniz. Haftaya bir bölümde birinizi çek, bir takımınızı seçip o takımın analizini yapacağız. O takıma başarı için bir reçete keseceğiz. Hazırsak ilk fantazi bölümümüze, kazandıran hamlenin ilk bölümüne başlayalım. Evet, burada öncelikle tabii ki de kesinlikle eklemeniz gereken oyuncularla başlıyoruz. Bu oyuncular genelde liglerin %50'sinde, yani %50- %70 bandında olan oyuncular. O yüzden sizin liginizde olmayabilir ama kesinlikle bir boştaki oyunculara bakın. Varlar mı, yoklar mı? Onu bir kontrol edin. İlk sıraya DeAndre Hunter yazdık. Şu anda ESPN liglerinin %68.7'sinde kadrolu bir oyuncu. Yani direkt bahsetmemiz gereken bir şey. Çünkü hani draft zamanında ADPC çok düşük bir oyuncuydu. Bazı liglerde draft edilmiyordu. Çünkü gerçekten çok kalabalık bir Hawks rotasyonu var ve onun hmm. rolünün ne olacağını çok bilemiyorduk. Ama Hawks'taki hem sakatlıklar olsun hem de onun çok iyi performansı olsun bu sezon başında onu bu rotasyonun çok önemli bir hamlesi yaptı. Onu ilk 5'e soktu ve ilk 5'teki yeri gerçekten değişilmez. Geçen haftaki ortalamalarına bakalım abi. 20 sayı, 7.3 rebound, 2.3 asist. 1.7 stok yani blok ve top çalma toplamı 1.7. Sağ içinden %50, faul çizgisinden %93, üçlükten 1.7 ve bunun yanında çok önemli sadece .3 top kaybı. Top kaybı belki de en göz ardı edilen istatistik olabilir NBA fantasy'de. O da çünkü bu çok önemli. Ve bu istatistikleri bir araya getirdiğinde DeAndre Hunter 9 kategorik liglerde yani top kaybının da olduğu liglerde geçen, kesinlikle bir pırlanta ve sezonda ilk 50 içinde geçen haftada ise ilk 25 içince DeAndre Hunter kesinlikle kadronuza çekmeniz gereken bir isim. Bir sonraki ismi geçelim. Bu ismi özünde çok uzun süre bahsetmeyeceğiz Çünkü bana da dediği gibi yani büyük ihtimal tak liginizde birinde var bu. Ama %50'nin üzerinde olduğu için var. Ee, ama biz yine de bahsedelim. Boşta kalmasın. Brandon Clark isimde yani Jaren Jackson Jr. döne kadar değeri olan bir oyuncu kesinlikle. Son 5 maçında hep 29 dakikanın üzerine çıkmayı başardı. 29 dakika, 30 dakika civarlarında oynadığı sürece takımımıza çok yararlı olacak bir isim. O da Deandre Hunter gibi hani e, sağ içine isabeti yüksektir, top kaybı azdır, iyi işler yapar. Bir bakın bakalım, Yok, boşta ise çekin direkt, boşta değilse bir sonraki isimleri çekebilirsiniz. Evet şimdi de eklemeniz gereken isimlere bakalım. Biraz daha %50 altında, %50-%30 bandında olan oyunculara bakalım isterseniz. İlk sıraya burada hiç düşünmeden yazdığım bir Chris Boucher var. Hmm. ESPN liglerinin sadece ama sadece %43.8'inde olması yani beni bayağı şaşırttı. Burada biraz pazar keyfinde bahsetmiştik. Hani Aaron Baines'in o kaybolan rolünden. Baines'in yerine Alex'ten ilk 5 çıksa bile burada Chris Boucher'e çok daha fazla dakika gelecek tabii Baines'in bu kar kaybolan rolünden ötürü. yani Dakika başına baktığınızda Chris Boucher gibi bir oyuncu ligde yok neredeyse. Ve yani dediğim gibi liglerin sadece %43'ünde kadrolu olması gerçekten büyük bir ayıp. Son haftaki performansına bakıyorsun abi. Sadece 21 dakikada maç başına, sadece 21 dakikada 13.7 sayı, 6 rebound, 1 top çalma, 2 blok, 1.7 üçlük, sağ içinden %64 ve sadece .7 top kaybı. Bu da onu geçen haftanın en iyi 37. oyuncusu yapıyor 9 kategorilikliklerde. Hani dakikaları şöyle bir 27-28 dakikaya çık çıkarsa, bir 5-6 dakika daha fazla oynarsa ya gerçekten uçar gider. Ne Hatırlarsak sezonun başında daha ikinci maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. 22 sayı 10 rebound, 7 blok, 3 üçlük performansı vardı. Yani bence listemizde bugün konuşacağımız oyuncular arasında tavanı en yüksek olan oyuncu. Aynen kesinlikle katılıyorum. Bir sonraki isme geçelim. Yani Twitter'dan takip edenler Darius Bezley'i hani bütün fantasy takımlarıma son sıradan draft ettiğimi biliyorlar herhalde. Bilmeyenler için de, tekrar tekrar edeyim. Yani bu sene takımımıza çok yardımcı olacak bir genç. İlk başta hani Oklahoma City Thunder hiçbir yere gitmediği için sadece gençlerine dakika verecek ve Darius Bezley de o gençlerden bir tanesi. O dakika içinde istediğini yapabiliyor Darius Bezley. Öyle bir özgürlüğe de sahip. Son maçını bir kenara koyarsak Önceki maçlara 20 sayı 12 rebound, 16 sayı 8 rebound, 2 topçanla 1 blok, 19 sayı 12 rebound, 1 blok. Hani neden liglerin sadece %38'inde var hiç anlayamıyorum. Ama boştaysa direkt kapatmanız gereken bir isim. Evet, Basil'in ardından bir sonraki ismimiz Cole Anthony. Şu anda sadece yüzlerin, yüz, liglerin %24'ünde ıı, kadrolu bir oyuncu. Yani hemen önümüzdeki hafta verim arıyorsanız birinden Cole Anthony'yi boş verebilirsiniz... Ancak hani daha böyle uzun vadede yatırım yapabilecek esnekliğiniz varsa, kadronuz lige iyi girdiyse ve benchinizde bekletebilecek bir oyuncunuz varsa kesinlikle Çaylak Kolent'e yatırım yapmanız lazım diyorum. Yani bir de özellikle Markelfold sezonu kaçıracak tabii ki de çok önemli bir sakatlık geçirdi. Forma giyemeyecek. Michael Carter Williams'ın da önemli bir sakatlığı var. O yüzden Anthony'nin arkası bomboş ve inanılmaz bir şansı var. Ama yani geçtiğimiz hafta bunun meyvelerini hiç yiyemedi Cole Anthony. Baktığında 10 sayı, 3.3 rebound, 3.3 asist, 1 stok, 2.8 top kaybı. Sağ içinden %33 isabet. Bu da onu 342. sıraya koyuyor abi geçen haftada. Yani Cole Anthony gerçekten bunun meyvesini yiyemedi ama uzun vadede kesinlikle yarar sağlayacaktır takımınıza. Evet Cole Anthony ile ilgili sadece dikkat etmeniz gereken tek bir şey var. O da sağ içi isabeti. Yani sağ içi isabeti kötü olacaktı sezon boyunca. Çekerken Cole Anthony'yi. Bunu da biraz göz önünde bulundurmayı unutmayın. Bir sonraki isme geçelim. Tyrese formasız Maxley Önümüzdeki hafta sizi galibiyete taşıyacak oyuncu mu acaba? Belki de olabilir. Önce neden formasız takmasını verdiğimi anlatayım. Şimdi geçen Denver Nuggets maçında takımın yarısı iptal olunca ilk 5 çıktı maça ve maç öncesinde o gösterilen ufak resimlerde Tyrese, Tyrese Max Lee'nin Philadelphia formalı bir for, resmi bile yoktu. Yani büyük ihtimalle onu böyle bir okul defterinden falan almış gibi bir resim vardı. Fakat çıktı ve acayip bir maç çıkar yani. 39 sayı, 7 rebound, 6 asist, 2 top çalma. 33 şut <gülüyor> kullandı. <gülüyor> 33 şut kullandı falan. Tabii bu maçta Joel Embiid ve Ben Simmons yoktu. O yüzden de 33 şut kullanma özgürlüğü vardı. Yani öyle bir performans beklemeyin tabii ki Maxi'den. Fakat önümüzdeki hafta Philadelphia 76 ersın 5 maçı var. Takımın yarısı yok. Ciddi süre alacak. Ve eğer takımınızda bir boşluğunuz varsa o stream boşluğu dediğimiz eğer önümüzdeki hafta rakibinize bir avantaj sağlamak istiyorsanız önümüzdeki hafta için yani bütün sezon boyunca Darius Mac, Tyrese Maxis'den çok büyük işler beklemeyin. Fakat önümüzdeki hafta için plasa bir hamle olur Max sizin için. Bir sonraki ismimize bakalım. Biraz daha kompetitif liglerde hani 12-14 takımlık liglerde waiverları çok daha aktif olan liglerde boşluğu olabilecek oyunculara bakalım. Burada Tyus Jones'dan bahsetmek lazım. Şu anda ESPN liglerinde sadece yüzde on de kadrolu ve yani eğer hani oyun kurucu ya da asist ihtiyacınız varsa asist Jones bu çalma, da... Jones kesinlikle getirir bunu. Son beş maçında da 27 dakika üstünde süre aldı ve iki kere çift taneli asist yaptı ve son maçında Netse karşı 11 sayı, 10 asist, 4 rebound, 4 top çalma. Gerçekten çok leziz bir lineup. Geçen haftada da bu onu en iyi 150 oyuncu içine aldı 9 kategoride. Ortalamalarına baktığında çok böyle aman aman bir ortalamaları yok tabi. 7.8 sayı, 5.4 asist, 1.4 top çalma ama sadece bir top kaybı yapması oyun kurucu pozisyonunda bu çok önemli gerçekten. Ve fantazide önemli bir noktada dikkat edilmesi gereken önümüzdeki haftaya bakmanız. Hani Tyus Jones önümüzdeki hafta kaç maç yapacak ve rakipleri kim olacak? Yumuşak rakip var mı? Jones'un ilk 3 maçına bakıyorsun abi. İlk maç Cavs'de Sakat sakat oynayan kezde Sexton yok, Garland yok. Ondan sonraki iki maç abi... ...savunmasını yerle bir ettiğimiz pazar keyfinde... ...Minnesota Timberwolves... ...iki kere Timberwolves'la oynayacak Tyus Jones. Güzel, o yüzden güzel önümüzdeki fixtür. hafta... ...kesinlikle verim katacaktır kadronuza. Yine fixture'dan devam edelim... ...ve Danny Green'e devam edelim. Danny Green... ...yani finallerden bu zamana kadar çok yerden yere vurulan... ...oradan oraya atılan bir isim ama... ...yine... Maxli gibi önümüzdeki hafta 5 maçı var ve 76'in takımının yarısı yok bahsettiğimiz gibi. Yani mesela üçlük top top çalmada rakibinizle çok yakın bir eşleşmedeyseniz beni Green'i çekmeniz bir hafta için size belki o haftayı kazandırabilir. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Burada eklemeniz söylediğimiz son isime bakalım. Justin Holiday şu an liglerin sadece %14.9'unda kadrolu olan bir oyuncu. Burada herhalde biraz paterni fark etmeye başladınız. Çünkü hani nerede sakatlıklar olsun, nerede Covid olsun orada rotasyondan biri bir adım ileri gidiyor. Oradaki dakikaları doldurmaya başlıyor. Burada da Holiday, Warren'dan boşalan, ıı, açılan o boşluğu dolduran ilk isim oldu. Ve hafta içinde bir maçta 45 dakika bile sahada kaldı. Aynen. 9 kategorili liglerde son haftada 71. sırada. Bu çok önemli. Ve ortalamalarına baktığında 15.3 sayı, 5.7 riban, 1 stok blok artı top çalma ki bu sezon ortalamasının altında da bu daha da yukarı çıkacaktır. Daha fazla top çalan bir oyuncu çünkü. 2.7 üçlük ve sadece 1.3 top kaybı yüzdelerine de baktığında sağ içinden %54, faulden %80. Hani öyle kadronuza level atlatacak bir oyuncu değil kesinlikle. Ama kesinlikle derinlik katacak bir oyuncu. Hani Covid vakası çıkarsa birini hemen utility'ye çekmeniz gerekiyorsa plug and play tarzında bir oyuncu. Bir de tabii en önemlisi onun da Philadelphia 76ers gibi Indiana Pacers'ında in önümüzdeki hafta 5 maçı var. Yine Justin Holiday mesela Justin Holiday Danny Green çekmek mesela size önümüzdeki hafta top çalmada büyük fark yaratabilir. Haftanın kumarına geçelim. Bu yeni bir segment. Yani kumar kısmı biraz daha lüks içinde olan başkanların başkanların kısmı diyelim. Onlara seslenmek gerekiyor bu bölümde. Diyelim ki iyi bir noktadasınız. 3-0'la başladınız, 2-0'la başladınız. Önümüzdeki haftalarda parlama ihtimali olan bir oyuncu arıyorsunuz. Kumar kısmı sizlik bir kısım. Eğer böyle bir durumda değilseniz bu isme önümüzdeki haftalara dikkat etmeniz gerekiyor. E, bu haftanın kumarı Sadık Bey 19. sıradan seçilen Pistons tarafından genç oyuncu rotasyonda yerini buldu. Yani bir şekilde yerini buldu. Son 7 maçında 11.9 sayı, 5.3 rebound, 0.7 top çalma ve 3 üçlükle oynuyor. Sağda 25 dakika kalıyor. Sağ, için içinden %38 ile oynadığını da belirtelim. Yani aynen Cole Anthony'de bahsettiğimiz gibi eğer bu oyuncuyu çekiyorsanız sizin sağ içi isabetinize nasıl bir etkisi olacak? Bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Atıyorum punt field goalsanız mesela takımda James Harden'lar, Russell Westbrook'lar bilmem ne varsa zaten rahat rahat çekebilirsiniz. Ee, birkaç gün önce Bucks'a karşı 20 sayı 10 rebound 6 üçlükle oynadı. Hani eğer aldığı dakikaları biraz daha arttırır ve istikrarlı süre almaya devam ederse Sadık Bey kapışılacak önümüzdeki haftalarda. Pistons'un ligin en berbat takımlarından bir tanesi olması ve playoff'tan uzaklaştıkça gençlere süre vermek zorunda olması da ayrı bir ince nokta Sadık Bey kumarı hakkında. Haftanın kumarından sonra salmanız gereken isimlere geçiyoruz. Artık bu isimlere evvela demeniz gerekiyor. Ve salmanız gereken isimlerin en başında benim zaten çok önceden saldığım Saldırız. Hasan Whiteside geliyor. %48.6 neden ownership'i var abi bu adamın? Yani kim bu adamı takımı da tutuyor hala. Anlamak mümkün değil yani. Hiç süre almıyor, hiçbir şey üretmiyor. Sadece hani isminden bazı oyuncular mesela fantezide çok değer kazanıyor. Aaron Gordon da mesela bunlardan bir tanesi. Ee, çok değerli olmasa da Hasan Whiteside mesela çok geçmişte yaptıklarından dolayı insanlar tutmak istiyor. Ama abi salın. Salın Hasan Whiteside takımınızdan. O pozisyonu çok daha değerli bir isimle doldurabilirsiniz. Bu bölümde bahsettiğimiz herhangi biri Hasan Whiteside'dan çok daha değerli olacaktır takımınız için. Evet yani Sadık Bey kumarı bile yani benim kafamda White Side olsa daha iyi olabilir kesinlikle. İkinci sıradaki ismimize bakalım. Lou Williams yani liglerin %64'ünde olduğunu görünce gerçekten bayağı afalladım. Yani senin de White Side'de biraz dediğin gibi hani fantasy basketbolda yapılan hatalardan biri de hani o ismi takip etmek. Hani o Lou Williams boştaymış ya herkes Lou Williams'ı biliyor gideyim onu kapayım tarzında hamleler gerçekten Fantezide sizin sonunuzu açacak hamleler. Ancak yani Williams çok kayıp bir sezon geçiriyor abi. Hani özellikle fantezi açısından. Onun en önemli silahı nedir abi? Sayı bulmak değil mi? Hani kenardan yani gelip skora katkı taramda. yapmak. Ve yani düşündüğünde bu sadece bir iki kategori değil mi? Hani sayı bulmak, far çizgisine gitmek, iyi yüzde oynamak sadece iki kategoriye tekabül ediyor. Onu onu bile yapamıyor şu an. Çünkü sonu, son 5 son maçına bakıyorsun abi. Bir kere 7 sayı barajını geçebilmiş. Geçen haftaki ortalamaları 7 sayı 1.8 asist, 1.3 rebound, 0.8 üçlük. Sağ içinden %38 isabet. Harald'ın gidişinden sonra onun hani o ikinci ünitedeki, kenardan gelen ünitedeki verimliliği de düştü. Ve rotasyonda da Reggie Jackson'a durmadan dakika kaptırmaya da devam ediyor. Yani hiç düşünmeden Lou Pazartesi sabahı ya da salı günü vedalaşın diyorum. <laughs> Aynen öyle. Bir sonraki isme geçelim. Vedalaşmak için zor bir isim olacak aslında. Çünkü büyük ihtimal çoğu draft'ın son sıralarında... ...iyi bir kumar olarak çekildi Demarcus Cousins. Fakat Christian Wood'un süperstar evrimi... ...Demarcus Cousins'ın dakikalarını oldukça düşürmüş durumda. Bu hafta Christian Wood'un olmadığı dönemde iyi performanslar gelmişti. Çok acayip bir maç çıkardı gerçekten... Twitter'dan da hakkında bir soru almıştım hani eklemek lazım mı diye. Orada verdiğim cevabı burada da vereyim tekrardan. Hani Cousins'ın o gece yaptıkları harikaydı. Fakat hani budun olmadığı bir maçta kadroda tek uzun olmasına rağmen sadece 23 dakika sağda kalabildi. Christian Wood döndüğünde zaten o dakikanın tekrar 15'e 14'e düştüğünü gördük. Hani 15-14 dakika alıp takımımıza katkı verecek bu ligde çok sayı, az sayıda isim var zaten. Belki Time Lord, Robert Williams falan bunlardan bir tanesi olabilir. Nerlens Noel falan belki bunlardan bir tanesi olabilir ama DeMarcus Cousins bu isimlerden bir tanesi değil kesinlikle. Ona da veda etme zamanı geldi. Evet. Böylelikle vedalaşmanız gereken oyunculardan dert hattına geçiyoruz. Bizim kendi aramızda her şey NBA Ligi'nin fantazi bölümüne bakacağız. Bakalım bu hafta kimden bir yorum gelmiş, kimden bir soru vermiş. Burada bir reçete çıkarabilecek miyiz? Gönder gelsin. Bakalım kim ağlıyor. Arkadaşlar merhaba. Benim fantazi takımımın şöyle bir problemi var. <laughs> Kuvvetle muhtemel bütün takım putlara tapıyor. Yerde ekmek kırıntılarına basıyor. Annelerine babalarına sövüyorlar. Çünkü bu takımın başına gelenleri açıklamanın yani hakikaten hiçbir başka açıklaması yok. Ee, takım bir ara 13 kişilik kadroda 7 kişi sakattı. Şöyle bir örnek vereyim. karl Anthony Towns bir ay neredeyse sakattı. Michael Porter Jr. COVID protokolü nedeniyle kenara alındı. Kyrie deseniz zaten deli. Ona hiç girmiyorum. Yani <laughs> normalde projeksiyonda ilk üçte gözüken takım lig sezonu boyunca şu anda yerleri süpürüyor. En son sıralardayım. Yani artık ben de bu işin altından nasıl kalkacağımı bilemiyorum. Varsa bir tavsiyeniz nasıl toparlarım? Veyahut da bu tip durumlarda çok fazla sakatın olduğu ve olacağı kuvvetle muhtemel bir senede de Fantazi takımları nasıl yönler izlemeliler? Bu konuda bir tavsiyeniz olursa seve seve dinlerim. Abi Güzel istersen... bir voice note gelmiş. Evet, <laughs> Emre Bey. Emre Bey <gülüyor> biraz <gülüyor> dert yanmış gerçekten burada. Abi istersen hemen şöyle bir Emre Bey'in kadrosuna bakalım. Aynen bakalım. Yani hakikaten böyle büyük bir sıkıntı var mı yoksa biraz abartma mı gelmiş? Ama şöyle bir ilk baktığımda dediğim gibi onda dediğin gibi Michael Porter Jr var. Evan Fournier var, Karl-Anthony Towns var ki döndü bu hafta hani Hı -hı. oradan biraz <laughs> yakalayacaktır evine. Kyrie Irving'in hafif bir sakatlığı var ve onun kadısı... dışında da bu arada iyi 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 iyi, iyi oyuncuları çekmiş bu arada. Hani evet. bu bölümde bahsettiğimiz e, Tyrese Maxey çekmiş bu hafta için, Cole Anthony'yi çekmiş, Tyrese Halliburton'u çekmiş. Çok iyi maçlar çıkarıyor. Ama hani salabileceği isimler de görüyorum açıkçası birkaç tane. Abi salabileceği isimlere görüyorsun ama ben onun dışında şöyle bir iğneleme göndereyim Emre Bey'e. Fantazi gurusu olmak istiyorsa hani bu out olan oyuncularını ayara çekmesi gerekiyor. Mesela Aynen. Michael Porter Jr. hala kaldı da onu bir ayara çekmek lazım Emre Bey. Aynen öyle. Onun dışında mesela hani bu kadar fazla out'unuz varsa bazen gerçekten yapacak bir şey olmuyor. Yani mesela benim de bir takımımda şu an bu hafta Seth Curry ve Jason Tatum var. İkisi de out. Yani çok fazla bir de ayarda dolu. Jaren Jackson Jr. da var ayarda. O zaman en çok yapacak bir şeyiniz olmuyor gerçekten. Bazen bu haftaları bay geçmeniz lazım. Ama mesela Carl Towns'un bir ay gitmesi, Jason Tatum'un bir hafta gitmesinden daha farklı bir sıkıntı. Yani sizin o bir ay içinde dört maç kaybetmemeniz gerekiyor. Ona farklı çözümler bulmanız gerekiyor. O yüzden mesela Carl Anthony Towns'u ayara çektiniz, reviri aldınız. Onun dışındaki oyuncuları yavaş yavaş salmanız gerekiyor. Mesela ben olsam Evan Fournier'i mesela out olarak tutmazdım. Yani başka birini alırdım. Hani o Evan Fournier iyi maçlar çıkarmış olsa da yeri doldurulamayacak bir isim değil mesela benim için. Onun dışında Al Hofer'dı mesela bu takımda tutmanın bence hiçbir anlamı yok. böyle böyle hani daha az katkı veren oyuncuları daha çok katkı verebilecek oyuncularla değiştirerek sakatlıklardan biraz yırtmanız mümkün. Yani bunu da bu sezonun çok önemli bir taktiği olacak. Çünkü şimdi başladı yani Covid olayları. 14 gün yok, 10 gün yok bir şekilde manevralar yapmanız lazım takımınızla. Abi özellikle şunu söylememiz gerek. Mesela Josh Jackson gibi bir oyuncu var şu an elinde. Ee, hani onu rotasyonun streamer diyebileceğimiz bir oyuncuyla her yani bu hafta mesela 3 evet. waiver move'un mu var, 4 waiver move'un mu var kadro olarak onu her şekilde değiştirmen gerekiyor. Hani Josh Jackson yerine önümüzdeki gün kimin maçı var onu alayım. Onu aldıktan evet. sonra bir maç ondan performans alıp bir sonraki gün onu droplayıp yeni bir adam almak o rotasyonunuzu, o streamers'ı iyi kullanmanız gerekiyor. Özellikle böyle Emre Gray gibi kadronuz sakatlarla doluysa. Aynen öyle. Mesela bu takımda direkt Josh Jackson, Al Horford, Evan Fournier üçlüsünü yollayıp bu bölümde bahsettiğimiz hani Justin Holiday, Danny Green, Tyus Maxey'i almış zaten. Ama onun dışında bahsettiğimiz isimlerden bir tanesini alıp hani 15 maç kurtarma imkanınız var yani. O Eğer 15 maçı zaten feda ediyorsanız hiçbir şekilde o haftayı kazanamazsınız demektir. Böylelikle dert atlı bölümümüzün de sonuna gelelim. Bu noktada fantazi doktoru normalde e, ortaya girecek. Reçeteleri yazacağız sizden gelen takımlara. Fakat ilk bölüm olduğu için elimizde yazacak bir reçete yok şu an. E, fakat önümüzdeki haftalarda dediğimiz gibi bölüm başında sizden takımlarınızı bekliyoruz. Takımlarınızı bu YouTube bölümünün altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Ya da Baran ve bana Twitter'dan ulaşıp screenshotlarını atabilirsiniz. Ya da Instagram'da paylaşımlarımızın altına da yorum olarak atabilirsiniz. Siz ulaştırın yeter. Biz bir şekilde bulup Reçetesini keseriz. Çaresini, herkese, çaresini <laughs> buluruz. Çaresini ee, buluruz. Herkese ilk fantasy bölümümüze katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sizden gelen reaksiyonlara göre bu seriyi devam ettirip ettirmeme karar alacağız. Bu seriyi beğendiniz mi? İşinize yarar mı? Size ligde bir avantaj sağlayacak mı? Yorumlara bırakırsanız çok seviniriz. Herkese basketbol dolu günler. Fantasy takımlarınızın sakatlıklardan uzak kalmasını diliyoruz. Sevgiler. İyi haftalar.